otobüscü yamyamı. Evet, yanlış duymadınız. Kanada'da bir otobüste yolcu bana cam kenarını vermediği için kafasını yamyamladım. Ben dünyanın en ünlü otobüscü yamyamıyım. Gelin size benim acılı hayatımı anlatayım. Ben Vince Lee, 38 yaşındaydım ve 1968 yılında Çin'de Dandong şehrinde dünyaya geldim. Abi ülkenin nüfusu 1,5 milyar. Dedim Allah'ım bana yardım et. 2001 yılında Covid başkenti Wuhan Enstitüsü'nden mezun oldu ve bilgisayar yazılım mühendisi olarak Kanada'da iş buldum ve oraya taşındım. Hemen Anna diye bir bayan ile evlendim. 2006 yılında Kanada vatandaşı oldum. Tabii bu aralarda benim kafam gitti. Tanrı bana güneşi takip et dedi. Dedim Tanrım sana geliyorum. Bir gün beni güneşi takip ederken memur amcalar yakaladı. Artık bilgisayar mühendisliği yapacak kapasitem kalmamıştı. Bu durumdan sonra bilgisayar mühendisliğinden atıldım. Aynı yıl Tanrı'ya yakın olmak için Grand Memorial Kilisesi'nde vasıfsız işçi olarak işe başladım. O da olmadı. Sonra kendime forklift operatörü olarak iş buldum. Sonra eşim terk etti beni. Maalesef bir düşüşteydim, bir türlü toparlanamadım. Olaydan bir hafta önce işten kovulmuştum ve bankta uyudum. Artık gidecek bir yerim yoktu, artık param yoktu. O yüzden laptopumu bir çocuğa sattım. Daha sonra Greyhound otobüsüne bindim, Tanrı'dan mesajlar geliyordu. McLean yanına oturdum. Dedim kalk oradan ben oturacağım ve o hiç tepki vermedi. Ben de ona dönerek, kardeşim biz rajon değil kafa kesiyoruz dedim. Çıkardım emaneti, tak tak indirdim Kamili'yi. Hemen kafasını ayırmaya başladım. Sonra tüm beş duyu organını yamyamlamaya başladım. Tabii bu zaman zarfı içerisinde tüm otobüs boşalmıştı. Dışarıdan şok olarak bakan kişilere kafasını gösterdim ve yamyamlamaya devam ettim. Polisler beni karakola götürdüler ve ceplerimden yamyamladığım parçaları çıkardılar. Deli olduğum için 2015 yılında beni Kanada devleti serbest bıraktı. Şu an her yerde olabilirim. Belki İstanbul Otogarı'nda otobüs bekliyor olabilirim. Yanınıza oturanlara dikkat edin. Sizce neydi benim günahım?